Berk Bey, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Selçuk Bey. Nasılsınız? Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bugün böyle görüntü kalitesi 10 numara, ses pırıl pırıl, böyle bir gömlekler, bir yakışıklıklar, bir şeyler. Ne ayak, hayırdır? Özel hazırlandım Selçuk Bey bugün bu yayın için. Görüntü ve ses konusunda askerden dönen bir arkadaşımız var biliyorsunuz. O çok özenli bir çalışma gösterdi sabahtan beri. İsmi? Yaklaşık 2 saat stüdyoda kaldı Sercan Bey. Sercan Bey, ha. Çünkü işte normalde biz Batu ile ilerletiyorduk. Batu Sercan döndükten sonra önce bir bozdu. Biraz problem yaşadık diğer yayınlarda. Sonrasında telafi etmek için bugün 2 saatlik özenli bir çalışma gösterdiler Batu ile. Ondan evet, böyle bir görüntü ve ses kalitesi içerisindeyiz. Çok memnun olduk. Sercan yani kedi olalı bir fare tuttu diyorsun. Aynen öyle, aynen öyle Sercan. Nasıl keyifler? İyi misin kardeşim bu arada? Biraz İyiyim, rahatsızdın, toparladın değil mi? Evet, biz işte yani piyasaya bağlı birazcık daha böyle keyfimiz şey oluyor. Şu anda da böyle hani stabiliz, nötrüz diyeyim. Ne çok durumda şey abi çünkü. Piyasa? Yatay mı gidiyor şu anda? Şu an yataydayız Selçuk Bey. Bu 62-62-500 bölgesi var. Hani burayı çok konuştuk. Her yayında da anlatıyoruz. Fiyat orada takılmış durumda. Enflasyon tarafında o taraf halledilmiş gibi değerlendiriyor. Zaten gördüm şimdi yine geri çekilme bekleniyor birazcık daha. Hem çekirdek manşet tarafta enflasyon verilerini de tekrar bir kontrol edeceğim şimdi. Gördüğüm kadarıyla şu anda manşet enflasyonda yıllık bazda %2.3 verisi bekleniyor. Dolayısıyla piyasanın beklentisi hani artık enflasyon tarafı halloldu. Ekonomi de cuma günü gelen verilerle güçlü görüntüye geldi. Artık sağlıklı bir faiz indirimine devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ama tabii enflasyon verisinde beklenti üstü şaşırtıcı bir veri gelirse o zaman bence bunun etkisi birazcık yoğun olabilir. Çünkü faiz indirim fiyatlamaları gerçekten çok değişmiş durumda. Normalde hem CME'de hem Bloomberg yani hem ekonomistlerin hem de traderların beklentilerine baktığımda bu geçen hafta gelen verilerden önce ya daha doğrusu Powell'ın konuşmasından önce piyasada Aralık ayı sonuna kadar 75 bas puanlık bir indirim bekleniyordu. Hatta bunun 100 bas puan indirime kadar çıkabilecek küçük bir ihtimalle olsa fiyatlanıyordu. Şu anda piyasanın beklentisi, ana beklenti 50 bas puanlık indirim ama şu anda da 25 bas puana iner mi bu indirim miktarı? Yani Kasım ayında bir indirim gelmez mi fiyatlanıyor? Yani böyle gelişmelere rağmen şu anda bence kripto varlıklar gerçekten güçlü duruyor. Şu anda da bu Kasım ayında indirim olmayacak seviyede fiyatlamalara başlarsak bu da enflasyonun yüksek gelmesiyle olabilir. O zaman biraz negatiflik görebiliriz piyasada. Ben 60 binleri tekrar göreceğimizi bekliyordum. Şimdi zaten bir likidasyon haritası var. Fiyat direkt olarak böyle 62.500'de 62.000 aralığına sıkışmış durumda orada da. Altı ve üstü tamamen böyle short ve long pozisyonların likidasyon bölgeleri gibi gözüküyor. Bunun içinde dediğim gibi ya böyle Amerika'dan mesela Google'ın haberi bugün piyasalara böyle çok negatif yönlü bir etki ederse ya da işte yarın gelecek enflasyon verisinde beklentinin dışına çıkılırsa düşük gelmesi durumunda yine bence çok pozitif bir fiyatlama görmeyeceğiz. Ama en azından birazcık da emin adımlarla yükseliş görebiliriz. Belki 64.000'lere kendini atabilir fiyat. Ama olur da beklentinin üstünde gelirse bence bu negatif fiyatlamaya sebep olabilir kripto varlıklar içinde. Bunların dışında kendi dinamiklerinde yani konuşulan magazinsel bir haber vardı. HBO geçen hafta bir belgesel fragmanı yayınladı. Dedi ki biz Bitcoin'le ilgili bir belgesel çekiyoruz. Sanırım Electric Money'di belgeselin asıl ismi de. Ve orada Satoshi'nin kimliğini açıklayacağız dediler. Bu haber birazcık böyle gündem oldu. Ya bunun fiyatlamalara böyle çok büyük bir etki etmesini zaten beklemiyorduk. Ama haber tabii dikkat çekti ve Bitcoin geliştiricisi olan Peter Todd'u dün yayınlanmış olan belgeselde Satoshi olarak tespit etti. Ben değilim kendisi dedi. De evet hemen Twitter üzerinden ben değilim diye açıklama yaptı. Ya zaten aslında bunu hani anlatmaya çalıştık. Oradan çok net bir isim gelmeyecekti. Hani bazı yola çıkımlar yapacaklardı ve diyeceklerdi ki en büyük aday bu isim. Ki piyasanın beklentisi olan en büyük iki ismi açıklamadılar aslında. Beklemediği bir isimdi bu isim. Kendisi de zaten yalanladı. Hani ben değilim dedi. Ki aslında oysa bile kabul etmesini çok beklemiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi yani çok böyle büyük sansasyonel bir şey yaratmadı. Kripto varlıkların fiyat hareketine bile sebep olmadı. Böyle geçip gitti yani bu belgeselde. Umarım yani izleyemedim. Umarım güzel bir belgeseldir. Böyle bir yaklaşık 2 saatlik bir belgeseldi sanırım. Ekosistem adına uzun vadede çok pozitif aslında olan ama böyle kısa vadede büyük dalgalanma yaratmayacak 3 tane haberden bahsedeceğim. Bunlar gerçekten bence piyasanın güçlü görüntüsünde de yardımcı oldu. Biri biraz önce bahsettiğim Swift haberi. Swift'in finansal kuruluşlara, bankalara bu hizmeti sağlayacağı, dijital varlıklarla ilgili bir hizmet sağlayacağı, bu transferlerle ilgili bir hizmet sağlayacağını açıkladığını gördük. Bu güzel bir haberdi. Onun tabii detayları var. Yaklaşık olarak 10 bine yakın finansal kuruluşun bu hizmetten faydalanabileceği söyleniyor. Yani dolayısıyla o bizim aslında beklediğimiz kurumsal adaptasyonu bir anda çok hızlı yükseltebilecek bir durum bu. Swift uluslararası o para transferini sağlayan aslında en büyük kuruluş. Kripto varlıklar da birazcık ona alternatif şekilde
sürüldü. Ama altında yatan teknoloji tabii ki onların da kullanabileceği ve aslında bu kullanımlarıyla birlikte de bizim gelişmemizi çok hızlandırabilecek bir durum. Dolayısıyla çok önemli bir haberdi bizim için. Bunların dışında Avrupa bazında çok büyük bir banka olan BBVA'nın, Türkiye'de de zaten bir uzantısı var, bir stablecoin çıkarmayı planladığını gördük. Bunlarla birlikte Visa'nın da benzer şekilde o BBVA'ya yardımcı olabileceği, hatta beraber bir stablecoin çıkarabilecekleri ya da Visa'nın kendine ayrı bir stablecoin çıkarabileceği gibi bir haber gördüm. Bu çok net kaynaklardan değildi. İkinci dedim yani Visa kısmı, o yüzden yanlış olabilir. Bunların dışında PayPal kurumsal yatırımcılarına, kurumsal müşterilerine kripto para hizmetlerini aktif hale getirdi. O transfer hizmetini aktif hale getirdi. Sonrasında da PayPal'ın stablecoin ile Ernst & Young'ın ilk transferinin gerçekleştiğini gördük. Bu da süper bir haberdi. Bunlar dediğim gibi hani ekosistemin gelişmesi açısından bence çok güzel haberler. Bunların dışında ne haber var? FTX haberi var. Bu FTX haberi de aslında bizim 3 aylık 4 aylık süreçteki pozitif beklentimizi daha da yükselten güzel bir haber oldu. FTX ile ilgili yalan bir haber sürülmüştü Selçuk Bey geçen hafta. Dediler ki FTX Ekim'in başı itibariyle, 1 Ekim tarihi itibariyle geri ödemelere başlayacak. Ama daha mahkeme tarafından bir onay da almamışlardı ve bu pazartesi gününü, yani 7 Ekim tarihini işaret etmiştik. O günde haber geldi. Mahkeme FTX'in bu reorganizasyon dedikleri kısım, yani iflas planını ve geri ödeme planını onayladı. Şimdi nasıl olacak orada geri ödeme işlemi? 2022 yılında FTX battığındaki kripto varlık fiyatları neyse, yani o zamanki bakiyenize göre, o zamanki bakiyeniz kadar geri ödeme alacaksınız. Ama bu geri ödemeyi nakit olarak yapacak FTX tarafı ve toplamda 16 milyar dolara yakın bir varlık bulunduruyorlar şu anda. O geri aldıkları ya da satış yaparak elde ettikleri nakit miktarı 16 milyar dolarlara ulaşmış durumda. Ve yatırımcı grubu da, özellikle 50 bin doların üstünde yatırımı bulunan yatırımcı grubu da, alacağı bulunan yatırımcı grubu da %19, yani %119 kadarlık bir geri ödeme alacak. Dolayısıyla fazladan da bir ödeme yapacaklar. Ve şimdi analistler de şöyle paylaşımlarda bulunuyor. Diyorlar ki FTX'in bu 15 milyar dolara varabilecek geri ödeme miktarının bir kısmı kripto varlıklara direkt geri dönecektir. Ve bu geri dönüşte aslında güzel bir etki yaratabilir. Yani şöyle, şimdi toplam piyasa değerine, büyüklüğe baktığımız zaman böyle 15 milyar dolar da aslında çok büyük bir miktar değil. Buradan gelebilecek 4-5 milyar dolar da aslında sayı olarak çok büyük bir miktar değil. Ama bu spot piyasa üzerinden taze nakit para olarak giriş yaptığı zaman, işte ETF'lerde gördük, çok büyük bir hareketlilik yaratıyor. Hatta bunun tam tersini Almanya'nın satışlarında da gördük. Kendileri 60 bine yakın Bitcoin sattılar ve Bitcoin o dönemde işte gelebilecek tabii bazı negatif haberlerle de birleşerek 50 binlere kadar geri dönmüştü, hatırlıyoruz. Dolayısıyla güzel bir haber oldu bu FTX tarafından gelen haber. Bunların dışında dün bir de ABD ile ilgili bir haber geldi. ABD'nin 2013 yılında el koymuş olduğu bir Silk Road Bitcoin'leri vardı. Kendi adreslerinde bulunan Bitcoin'lerin de çoğu bu Silk Road'dan el konulan Bitcoin'ler. Ve oradan 60 bin adet Bitcoin, yani 4.4 milyar dolar değerde bulunan Bitcoin için bir şirketin hak iddia ettiğini, bunların haklarını satın aldığını iddia ettiğini gördük. Dün mahkeme bunu reddetti. Sonrasında piyasa tarafında, yani sosyal medyada baktım, haber sitelerine baktım. Yazdılar ki ABD'nin mahkeme tarafından alınan redden sonra 60 bin adet Bitcoin'i piyasaya sürebileceği, yani satabileceği iddia edildi. Dolayısıyla bir dalgalanma yarattı ama piyasanın böyle bir beklentisi yok. ABD'nin zaten elinde 204 bin adet Bitcoin bulunuyor ve bu Bitcoin'leri zaman zaman küçük küçük adreslerden borsalara taşıyabiliyor ama şu anlık öyle net bir satış baskısı yaratacak bir durum söz konusu değil. Bu çok fazla karşıma çıktı. Ondan ötürü buradan açıklamak istedim. Böyle haber olarak verebileceğim XRP ETF'leri var Selçuk Bey. Ya ben hiç sanmıyorum XRP ile ilgili bir ETF'i şu anki SEC yönetiminin başlatacağını, çünkü davaya da itiraz ettiler bildiğimiz gibi ve XRP'de büyük bir düşüşe sebep oldu Ripple tarafında. Şimdi dün ikinci olarak Canary Capital diye bir şirket XRP ETF için başvuruda bulundu. Bu da artık Ripple tarafına çok büyük bir etki etmiyor ama şirketlerin burada ciddi olduklarını görüyoruz. Solana'da da aynısını demiştik. Burada büyük oyuncuların o oyuna girmesi gerekiyor. BlackRock'ın, Fidelity'nin o oyuna girmesi gerekiyor ki ETF'lerle ilgili birazcık daha heyecanlanabilirim. Ki zaten şu anki SEC yönetiminin gerilgen sıra altında altcoin'lerle ilgili ETF'leri, yani Ethereum'u çok zor yapmışlardı. Diğer altcoin'lerle ilgili ETF'leri onaylamasını beklemiyorum. Burada süreç olabildiğince uzayacaktır diye tahmin ediyorum. Genel haberler bu şekilde. Bir de işte Trump durumu var. Trump da Polymarket'ta %53,5'a kadar çıkarmış durumda seçimi kazanma ihtimalini. Kamala Harris hala oyların çoğunluğunun sahibi ama orada biliyorsunuz sistemi zaten, o electoral votes'larda Trump'ın bir üstünlüğü var gibi gözüküyor. Özellikle Polymarket tarafında. Dolayısıyla bu da bence önümüzdeki süreci pozitif etkileyecek gelişmelerden biri gibi gözüküyor Selçuk. Tam bu konuyla ilgili Orhan Yıldız'ın bir sorusu var. Kamala diyor seçimi kazanır ise kripto varlıklar nasıl olur, etkilenir mi diyor, soruyor. Bunu da şöyle açıklayayım. Şimdi Trump'ın seçilmesi durumunda hani kendisi çok fazla vaatte bulundu ki ya bu vaatleri gerçekleştirmeme bile potansiyelini
sahip bir aday aslında ama gerçekleştirecektir. Çünkü kendisi de görüyoruz ki bir DeFi projesi oluşturdu ve bu DeFi projesi için hatta kullanacağı Ethereum ve AAV olduğunu duyurdu. AAV bundan çok büyük etkilendi. World Liberty Finance diye bir DeFi projesi oluşturdular ailece. Görüyoruz ki kripto varlık dostu bir insan aslında. Trump gelirse daha büyük bir hype geleceğini düşünüyoruz. Kamala Harris gelirse bu kısa vadede fiyatta dalgalanmalar yaratabilir. Ama iki başkan için de birazcık daha genişlemeci bir politika izlemeleri bekleniyor. Trump tarafında birazcık daha fazla diyebiliyorum. Ve Kamala Harris'in de seçime işte 1,5-2 ay kala geçtiğimiz haftalarda kripto varlıklara yönelik hani o pozitifliği arttıracak ve kripto varlık yatırımcısının arkasına çekmesine yönelik açıklamalar yaptığını biliyoruz. Dijital varlıklar ve yapay zeka alanında öncü ülke konumuna geri dönmek istediklerini söyledi Kamala Harris de. Dolayısıyla bu uzun vadede böyle çok negatif bir etki etmeyecek. Ama tabii ki Trump'ın mesela şu anda SEC başkan adayı da belli. Robin Hood'un hukuk müdürü olan şahısı getireceğini söyledi. Böyle bir iddia ortaya atıldı. Mesela kendileri kripto dostu bir şirket. Kendisi de kripto dostu bir şahıs. Dolayısıyla mesela öyle bir değişiklik durumunda kripto varlıklar belki o yükseliş potansiyelinde birazcık durulacaktır. Ama Kamala Harris durumunda da ben çok negatif bir şey olacağını düşünmüyorum. Zaten hani ürünün asıl olayı 2008'de çıkarken de bu olay buydu. Merkeziyetsiz olması, birazcık daha ülkelerden bağımsız olması tabii ki etkileniyor ve ama uzun vadede bence çok büyük bir bozulma yaşamayacaktır kripto varlık tarafı. Şimdi böyle yataya bağlaması bir miktar olumlu mu olumsuz mu sence? Ben şu anda yani olumlu olumsuzdan ziyade normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir hareket gördük Selçuk Bey. Yani 66 bin lira yerleşmiştik ve dedik ki 70 bine gidiyoruz herhalde. Sonra ilk bir Powell çıktı, sonra bir de savaş haberi geldi. İran İsrail'e saldırdı biliyorsunuz. Ondan ötürü de çok yine büyük %10'lara yakın bir geri çekilme yaşadı Bitcoin. Bitcoin zaten trilyonlarca dolarlık bir ürün haline geldi ve dolayısıyla artık hani bu hareket alanı, bu volatilite miktarı çok kolay ve eskisi gibi olmuyor biliyoruz. Ondan ötürü de bence bunu yatay hareket hem aslında güçlü fiyatlamanın devamı, çünkü geri çekilmeye yönelik bence daha müsait bir ortam vardı. Hem o güçlü fiyatlamaya yönelik bir görüntü gibi gözüküyor. Hem de bu fiyatlarda şu anda bu yatay hareket, bu birikme durumu bence çok çok negatif değil. Orada dediğim gibi bu hafta bir de ilk 3 gün içerisinde çok böyle büyük bir haberle de karşılaşmadık. Piyasada hala bir savaş tedirginliği de var. Bunlarla birlikte bir enflasyon verisi gelecek. Onların tedirginliği var. Bence ondan ötürü. Dolayısıyla hani negatif değerlendirmem ben bu hareketi. Ama normal olduğunu düşünüyorum daha çok. Onu söyleyeyim. Altın için ne düşünüyorsun abi? Biraz geri çekildi gibi. Bence altında da fiyatlamayı etkileyen durum bir savaş, iki de bu ABD'deki işte faiz durumları aslında Selçuk Bey. Aslında tüm piyasa neredeyse öyle. Çünkü şu anda altında şöyle bir durum var. 2700'ler uzunca süredir tüm yatırımcı gruplarının yani 2600-2700 seviyesi aslında bizim de belirttiğimiz hedef bölgesiydi. Şimdi oraya ulaştı. Bir savaş haberi gördük ve bu savaş haberiyle yine emtialara bir miktar giriş oldu. Bir hype yaşandı ama altında o 2700 üstüne çıkılamadığını gördük. Sonrasında o savaş haberleri birazcık duruldu. Burada Biden'ın bazı açıklamaları oldu. Dikkat birazcık daha petrole çekilmiş oldu. Sonra bu savaş haberleri yavaşladıkça ve oradan büyük başlıklar gelmedikçe altında da o çıkışlar, kar realizasyonları arttı. Aslında geçtiğimiz hafta baktığımda ETF'lerin yoğun bir altın alımı olduğunu gördüm. Yani altın miktarını arttırdılar ABD tarafındaki ETF'ler. Hatta tüm emtialara böyle bir giriş olduğunu gördük. Her emtia grubunda işte platindir, gümüştür, altındır. Hepsinde bir miktar artış gördük portföyler üzerinde. Ama bu fiyat hareketi olarak aslında normal 2590'lara kadar bir alan olduğunu söyleyebilirim. Bu altın için o pozitif beklentilerimizi, trendin bozulduğuna dair bir beklenti değil. Ama kısa vade içerisinde yani böyle düzeltme hareketleri her ürün için normal ki altın bu finansal piyasaların bildiğiniz gibi en büyük ve en köklü ürünü aslında. Dolayısıyla orada da bu hareketleri görmemiz gayet normal bence. Problemli bir görüntü yok gibi gözüküyor orada. Çünkü tüm emtia gruplarından bir çıkış gerçekleşti son özellikle 2 gün içerisinde. Hakan Yılmaz soruyor. Çin'in kripto varlıklara bakışı değişti mi? Bir ara hani madencileri sepetledi falan filan, yasakladı bildiğim kadarıyla. Değişti mi? Bir farklılık var mı orada? Orayla ilgili de aslında yani bahsedilen bir haber var ama böyle çok büyük kaynaklardan gelmedi. Çin'de eski işte bu finanstan sorumlu bakan ama eski yani emekli kendisi. Çin'in bu genişleme politikalarıyla birlikte kripto varlıklara da bir alan açabileceğine dair bir beklenti de bulundu. Yani o yasaklamaların yavaş yavaş kaldırılabileceğine dair. Çin aslında şöyle, hani orada hala kripto yatırımcısı var gibi biliyorum. Orada yasalar aslında bildiği gibi değil. Sadece madencilik tarafına ani bir böyle haber etkisiyle o büyük düşüşü yaşamıştık yıllar önce. Zaten orada Hong Kong alternatifi bulunuyor ve zaten Hong Kong'da dünyanın şu anda en kripto dostu 3 bölgesinden biri. Dolayısıyla hani yani Çin hükümeti büyük ihtimalle böyle çok pozitif kalmayacaktır kriptoya karşı ama bu duruşlarında yavaş yavaş düzelmesini bekliyoruz. Çünkü genel global finans sisteminde dijital varlıklar, kripto varlıklar çok büyük bir yer edinmeye başlıyor şu anda. Aslında blockchain teknolojisi olarak yani dijital varlık olarak baktığımızda Çin önde bir ülke zaten. Kendi Merkez Bankası dijital para birimlerini bayağı test ettiler, kullanıma soktular. Önde bir
ülke ama kripto varlıklara bir ters bir bakış açıları vardı. Onu da yavaş yavaş düzenlesini bekliyoruz. Ama çok pozitif bir haber de almadık oradan, öyle söyleyeyim. Gümüş. Gümüş işte altınla birlikte zaten o yükselişlerde diyorduk. Gümüş altını takip ediyor. Eğer altın yükselirse gümüş daha volatil bir şekilde yükseliyordu. Bu savaş haberleri dışında. Eğer altın düşerse de gümüş yine benzer şekilde daha volatil şekilde geri çekiliyordu. Dolayısıyla 32.40'lardan yine bir tepki aldık. Aslında bu sefer bir kırılım ihtimali daha yüksek gözüküyordu. Özellikle bu geçen hafta cuma günü gelen fiyat hareketinden sonra, ama kırılım vermedi. Geri çekildi. Güzel de bir bölgeyi test etti. ABD'den gelen bu endüstriyel verilerde üretim endekslerinde fiyatlamanın birazcık daha değiştiğini gördük. Hani hem savaş durumu vardı, bir de üstüne bu durum vardı. Dolayısıyla gümüş birazcık daha etkilendi altına göre. Toplam bakim ne kadar değer kaybetmiş? Zirve seviyesinden de şu anki fiyatına %6.5'larda bir geri çekilme yaşamış. Ama orada 30 dolar kritik. 30 doların üstünde kalırsa bence bir problem olmayacaktır. Biraz daha sarkabileceği böyle 29-60'lar gibi bir bölge var. Ama oradan dönmesini bekleriz yani gümüş. Eğer bu sarkmayı da gerçekleştirirse, öyle söyleyeyim. Petrol. Petrolde de aslında yani çok tabii ki güzel haberler değil ama şöyle bir haber geldi. Normalde petrol için tüm analistlerin beklentisi bir 65'leri görmesi yönündeydi. Ama savaş durumu olunca zaten ilk petrole değerleme gördük. Sonrasında da Biden geçen hafta perşembe günü olması gerekiyor. Şöyle bir değerlendirmede bulundu. İsrail'le birlikte İran'a yapılacak olan o müdahalede petrol tesislerine yönelik bir saldırı yapılabileceğini söylediler. Hem nükleer tesislerine hem de petrol tesislerine böyle bir saldırı gerçekleştirebileceğin ihtimali ortaya çıkmış oldu. Sonrasında ABD tarafı bunun hani olmaması gerektiğine yönelik bir değerlendirmede bulundu. Ama Biden bu açıklamayı yapınca, yani İsrail böyle bir değerlendirme yaptığını görünce, orada ne kadar büyük olacağını bilmekle birlikte bir arz krizi durumunda tabii ki petrol tarafında da büyük bir yükseliş gördük Selçuk Bey. 80'in üstüne attı. 76'yı tekrar test etti. Şu an 75-76 bölgesinin üstünde diye gördüm. Orada kaldıkça hani birazcık daha pozitif beklentiye girebiliriz. Ama savaş haberi gelmezse yine bir geri çekilme de olacaktır diye düşünüyorum ben. Sence kriptolarda alım zamanı mı böyle ufak ufak, biraz daha beklemek lazım mı? Bence zaten bu zamana kadar beklesek daha sağlıklı olacak Selçuk Bey. 60 binlere eğer dönersek, yani böyle bir ihtimal var çünkü her ne kadar istemesek ve sanmasak da şu anda piyasa beklentileri de bunu göstermese de böyle bir ihtimal bulunuyor. Çünkü şöyle bir sinyal aldık. 50 bin 55 bin bandı normalde uzun vade yatırımcılar için Bitcoin'i biriktirdikleri alandı. Normalde kısa vade yatırımcılar o bölgede de büyük satış baskıları yaratıyordu ki bu bölgenin dolayısıyla kırılabileceğini söylemiştik. Sonrasında uzun vade yatırımcı ve büyük yatırımcılar Bitcoin'i orada tuttu. Sonrasında bu biriktirme alanları yavaş yavaş yukarı doğru çekilmeye başladı. Bunun verileri var tabii ki. Son olarak net olarak gözükmese de 60 binde fiyatın çok sağlam şekilde kaldığını gördük geçtiğimiz hafta çarşamba perşembe günlerinde. Dolayısıyla artık uzun yatırımcı grubu Bitcoin'i o fiyatlardan da biriktirmeye başladı gibi gözüküyor. Dolayısıyla 60 bin çok kritik olacak bu konuda. Aynı zamanda bir trend yakalamıştık birkaç günlük süreçte, hatta birkaç haftalık süreçte. O trendi de bozmadığını gördük. Dolayısıyla yani aşağı yönlü testler sonrasında yukarı yönlü yükselişin devam etmesi bence olası ve mantıklı gözüküyor. Diyelim ki artık alım seviyelerine geldi sana göre. Riskli portföyün ne olurdu? Meme coin ve AI ağırlıklı bir portföy yapardım daha çok. Meme coinlerde işte geçtiğimiz haftada bahsetmiştik. Solana merkezli iki tane meme coin listeledik. Bonk ve Wif, ki onlar hareketlerine gerçekten devam ettiler piyasadaki o negatifliğe rağmen. O ikisi bence güzel adaylar. Floki güzel bir aday orada. Üçlü meme coin olarak gerçekten iyi performans gösterme potansiyelleri devam ediyor. Bunların dışında tabii yeni işte meme coinler var. Bunlar olabilir. Onlar daha riskli bence gözüküyor. Çünkü daha az sağlam olan bir altyapı üzerine kurulmuş gözüküyorlar. Bunların dışında AI tarafı var. AI tarafında aslında riskli de değerlendirmem ama işte Render'dir, Near'dir, Fed'dir, WorldCoin'dir mesela bence oldukça riskli ama potansiyeli mesela olabilecek bir proje. Orta risk. Orada Layer 1'ları, Layer 2'leri birazcık daha dahil edebilirim. Mesela Ethereum'u dahil ederim. Çünkü Ethereum kötü bir görüntü içerisinde ama bu fiyatlar fena fiyatlar değil. Bence 2000'in üstünde kalması hala bir güç taşıdığını gösteriyor. Aynı zamanda orada stake verilerine baktığımızda da %30'lara ulaştığını görüyoruz. Toplam Ethereum arzının dolaşımdaki %30'u stake üzerinde ve uzun vade yatırımcılar stake'i bozmuyor ve arttırmaya devam ediyor. Dolayısıyla uzun vade yatırımcı grubunun güvendiğini görüyoruz Ethereum'a. Dolayısıyla Ethereum'u eklerim mesela orta risk grubuna. Avax'ımı, Solana'mı eksik etmem zaten oralardan. Yine bir AI. Bu sefer daha güvendiğim bir AI. Near ya da Render olabilir. Bunların dışında bir tane RWA projesi ekleyebilirim. Onda olabilir. Mesela AV şu anki fiyatı destek bölgesi üzerinde ama oradan fena bir düşüş alanı da yok aslında. %15-16'lara kadarlık bir düşüş alanı taşıyor. Dolayısıyla riskli ama orta riskli diyebileceğim sağlam bir proje çünkü. O orta risk grubunu birazcık daha çeşitlendirebilirim aslında Selçuk Bey. Belki bir Arbitrum denenebilir çünkü dibe çok yakın bölgelerde. Yüzde, yine orada da 10-15'lik bir alan var ama tepe seviyeden %75 aşağıda şu anda. Dolayısıyla o da mesela riskli ama çok da büyük risk taşımayan ürünlerden biri bence. Bunları söyleyebilirim Selçuk Bey. Az riskli. Önce bir
Bitcoin'i bulundurmak gerekiyor orada. Yani çünkü yani Bitcoin düşecek olsa bile altlar daha çok düşecek her zaman. Şu an mesela Ripple'ı ekleyebilirim oraya Selçuk Bey. Negatif haberi fiyatladı. 52'lere düştü yani. Aslında benim kritik olarak gördüğüm bölgenin altına inmesine rağmen bunu söylüyorum. Çünkü fiyat burada durulmuş gözüküyor. Yani tabii ki aşağı yönlü Bitcoin 60 binin altına inerse Ripple da 50'lerin altına düşecektir diye tahmin ediyorum. Ama bence hani yeterince düştü ki ben uzun ya yani bunu uzun vade için diyorum. Dava süreci konusunda da zaten hani aslında kendi faydalarına pozitif bir şekilde kapattıkları bir dava haberi vardı. Şimdi tekrar başlatmış oldu SEC tarafı bunu. Yine büyük ihtimalle bence bir problem yaşamayacaklar. Ama itiraz ettiler kendileri. Bu bence kısa vade satış baskısı yaratır ama uzun vadede sadece süreci geciktir. Onun ötürü riski daha düşük görüyorum Ripple tarafında. Ama hani kısa vadede de çok bir pozitif bir haber geleceğini ya da çok pozitif bir hareket yapacağını da düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Yine AVAX Solana'yı dahil ederim. Ethereum'u birazcık azaltırım mesela. Geçtiğimiz aylara göre yaptığımıza göre Ethereum birazcık azaltılabilir mesela Selçuk Bey. Bunların dışında Link var mesela. Link çok değer kaybetti ama önemli bir proje. Çok önemli bir proje. Daha yeni bir tokenizasyonla ilgili bir işbirliği anlaştılar. ANZ Bank olması gerekiyor Yeni Zelanda'da ya da Avustralya'da ikisinden biri. Önemli güzel bir haberdi mesela. Böyle aslında teknolojilerini geliştirmeye çalışıp fiyatına çok yansıtamayan çok fazla proje var. Bunların zaten başında mesela AVAX geliyor şu anda. Link de bunlardan biri bence. Dolayısıyla Link de eklenebilir. Bir de Jupiter'i ekleyebilirim. Hani Solana'yı mesela belki AVAX'ı daha çok tutup Solana varsa Solana'nın yanına bir de Jupiter ekleyebilirim. Çünkü Jupiter Solana ekosistemine bağlı bir proje aslında. Orada hizmet veriyor ama o da değerli güzel bir proje şu anlık. Potansiyel taşıyor yani öyle söyleyeyim. 20'sinde ne yapıyoruz? Az kaldı. Çok az kaldı gerçekten. Sadece 10 gün kaldı. 11 gün kaldı. 20'sinde hemen anlatayım. Bu Türkiye çapında yaptığımız yaklaşık olarak 10 tane seminer etkinliğimiz vardı. İlkini İstanbul'da yapmıştık. Ocak ayında yaklaşık 9 ay oldu. Fiyatlar, her şey, piyasa şartları, koşullar, her şey çok değişti aslında o zamana göre ve İstanbul'dan da tabii ki çok büyük bir talep geldi bu konuyla ilgili. Burada tekrar olsun diye. Biz de sonrasında böyle bir seminer etkinliği aslında planladık. Ama sonrasında bu isimler sizlerin de dahil olmasıyla birlikte o kadar büyüdü ki bu aslında bir CryptoFest'e dönüşmüş oldu. Şimdi 20 Ekim tarihinde Unique'de olacağız. Çok çok önemli isimler orada olacak. Aynı zamanda biz neredeyse bütün şirket çalışanları da yani şirket olarak orada olacağız. Katılımcılarımızı, yatırımcılarımızı, müşterilerimizi, izleyicilerimizi bekliyor olacağız. Tanışmak için ve her konuda yardımcı olmak için belki. Dolayısıyla 20 Ekim'de Unique'deyiz. İnternet sitemiz üzerinden üye girişi yapıp yine ücretsiz biletinizi alabilirsiniz. Etkinliğimiz ücretsiz olacak. Aynı zamanda katılımcılara dair katılımcıların hem kimliklerini hem de geçmişlerine dair bilgileri de orada bulabilirsiniz. Aynı zamanda çok büyük kullanışlı bir sıkça sorulan sorular alanı yapmış pazarlama ekibimiz. Oradan da neredeyse zaten akla gelebilecek her sorunun cevabını bulabilirsiniz. Çok çok güzel bir etkinlik yine bizleri bekliyor Selçuk Bey. Sizlerin de tabii ki katılımıyla. Seni seviyorum kardeşim. Efsane bir yayın oldu yine. Bence doya doya dolu dolu bir yayın yaptık. Dostlarımız da sonuna kadar bizi takip ettiler. Herkese selam ve sevgilerimizi iletelim. O zaman haftaya görüşmek üzere. Berkçim ne dersin? Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.